Bu kalemunlar, doğada renk değiştirme ve kamuflaj konusunda en ünlü canlılardan biridir. Ancak bu yetenekleri sanıldığı kadar basit bir çevreye uyum mekanizması değildir. Bu kalemunların renk değiştirmesi pigment hücreleriyle değil, esas olarak nanokristal yapılar sayesinde olur. Deri altında yer alan iridofor hücreleri, ışığın farklı dalga boylarını yansıtacak şekilde dizilmiş nanokristaller içerir. Bu kalemun gevşediğinde veya kasıldığında, bu nanokristallerin aralarındaki mesafe değişir. Böylece hangi dalga boylarının, yani renklerin yansıtılacağı değişir. Kristaller arasındaki mesafe artan bir durumda daha kısa dalga boyları, yani mavi-yeşil renkler, mesafe azaldığında ise daha uzun dalga boyları, yani kırmızı-sarı tonları yansıtılır. Birçok insan bu kalemunların sadece etraflarındaki objelerle aynı renge büründüğünü sanmaktadır, ancak renk değişimi 3 ana nedene dayanır. Kamuflaj, yani çevreye uyum sağlamak. İletişim, yani ruh hali ve sosyal etkileşimleri göstermek. Ve termoregülasyon, yani vücut sıcaklığını ayarlamak. Genellikle bu renk değişimi saniyeler içinde olur, bazı türlerde birkaç saniyeden kısa olabilir. Bu kalemunlar sadece renk değiştirmez, bilimin kapılarını da aralar. Daha fazlası için Exception TV'ye abone olmayı unutmayın.